Herkese selamlar, hoş geldiniz. Bu videoda Asus RX 6600 ekran kartı ve AMD Ryzen 5 3500X işlemcili oyun bilgisayarının performansını sizlerle inceliyoruz. Evet, aslında tam bir bütçe dostu oyun bilgisayarı diyebiliriz bunun için. Peki bize neler sunuyor? Oyunlarda neler yapabiliyor? Gelin hep birlikte görelim. Müzik Orta seviyeye daha iyi full HD oyun deneyimini getiren Dual Radeon RX 6600 ekran kartını kısa süre önce tanıttı ve kullanıcılara sundu. Bu arada hemen şunu belirteyim RX 6600 XT ve RX 6600 iki farklı ekran kartı ikisini birbirine karıştırmayın. XT farklı RX 6600 farklı bir ekran kartı hatta 6600 için XT'nin bir alt sınıfı da diyebiliriz. Rakibi kim derseniz? Nvidia RTX 3060, 6600 ve RTX 3060 aslında performans anlamında kafa kafaya gidiyor da diyebiliriz. Tabi şu da var. Performanstan önce herkesin kafasındaki soru şu. Bu sistem ya da ekran kartı kaç para? Ben bu sistem ya da ekran kartını ne kadara satın alabilirim? Ben bu videoyu çekerken dolar 9.32 TL'ydi arkadaşlar. Yani 1 dolar 9.32 TL ediyordu. Bu nedenle ben size direkt bir rakam vermiyorum, fiyat vermiyorum. Alta bir link bırakacağım. Oradan tüm ürünlere ve bilgisayara ulaşabilirsiniz. Toplu halde de ulaşabilirsiniz. Ancak şunu belirteyim Asus ve Inventus'la konuştuğumda fiyat anlamında daha alımlı olacaklarını söylediler. Sonuçta hepimizin isteği bu tarz sistemlere daha erişilebilir rakamlara sahip olmak. Sağ olsunlar Asus ve Inventus da bu anlamda ellerini taşın altına koydular ve sizlere bu anlamda yardımcı olacaklarını söylediler. O halde sisteme geri dönüp içerisindeki bileşenlere kısaca bir göz atıp ardından testlere ve oyun performansına geçelim. Öncelikle bu sistem Asus ve Inventus işbirliğiyle oluşturuldu. İçerisinde AMD Ryzen 5 3500X işlemci var. Bu işlemci 3.6 GHz temel 4.1 GHz'de maksimum frekans çalışabiliyor. İçerisinden stok fan çıkıyor yani ekstra soğutucu bir fana gerek kalmadan bu makinede işlem yapabilirsiniz, soğutabilirsiniz. İşlemci Asus Prime B450M-A2 anakart üzerinde yer alıyor. Bellek tarafında da 8 GB'lık Adata XPG Gemix D30 var. Bu bellek 3200 MHz frekansında çalışıyor. Bendeki tek kanallı bir RAM ama siz isterseniz çift kanallı yapıp performans artışı sağlayabilirsiniz. Bunu neden dedim? Çünkü anakart üzerinde toplamda 4 kanal var. Oyun için 8 GB yeterli ama imkanınız varsa 16 GB yapın derim. Kurgu vesaire yapıyorsanız 64 GB çok daha iyi olur. Ha şu da var hani bu 8 GB'de kurgu yapabildim mi? Evet yapabildim ama tabii ki de bazen dar boğaz yaşadığım anlar oldu 4K render alırken. Ama bu beni çok etkiledi mi derseniz hayır hani render performansımı çok fazla etkilemedi. Tabii bir de şu var RAM'ler RGB değil ancak burada fiyat performans açısından Adata'nın bu modeli tercih edildi arkadaşlar. Yani hani biraz daha uygun fiyatlı da olsun diye aslında RGB kullanılmadı burada. Bir de kasanın da içerisinde hani RGB de yok diyebilirim sadece fanlarda var. SSD olarak da Kingston'ın 240 GB'lık A400 M2 SSD modeli var. 500 MB okuma ve 480 MB yazma hızlarına kadar çıkabiliyor bir SSD. Peki neden SATA değil de M2 derseniz günümüzde fiyatlar hani neredeyse aynı bu iki e, klasmanda. Bir de sadece tek bir odak noktanız varsa yani kurgu yapacaksanız ya da oyun oynayacaksanız M2 çok daha iyi. Kasa tarafına baktığımızda burada Asus Tuf Gaming GT301 mevcut. İçerisinde yine Asus'un 550W 80 Plus Bronze sertifikalı güç kaynağı bulunuyor. Kasanın içinde 3 tane RGB fan var. Bunlar önde yer alıyor üstteki tuşla bu RGB'leri değiştirebiliyorsunuz. Arkada da bir egzoz fanı var ancak bunda RGB yok. Yanda ise temperli cam var. Yine önde de bir kemer mevcut. Yani kasa ufak ama şık bir kasa diyebilirim. Bileşen anlamında son olarak ekran kartımız var tabii ki de. Burada Asus'un dual modeli RX 6600 ekran kartı yer alıyor. Bu ekran kartı çift fana 8 GB GDDR6 belleğe ve 128 bit bellek veri yoluna sahip. AMD tabanlı ve diğer bazı oyunlarda şuna dikkat edin. Burada FSR desteği var. Yani Fidelity FX Super Resolution. Bu özellik size FPS olarak geri dönüyor arkadaşlar. Yani size fazladan FPS kazandırıyor. Oynadığınız oyunda FSR desteği varsa ayarlarına girip açtığınızda bir FPS artışı sağlıyorsunuz. Hani oyunda bu varsa ve de FSR destekli bir kartınız varsa bunu kesinlikle açın derim. Daha önce de dediğim gibi Nvidia tarafında RTX 3060 rakip olan bu kart performans olarak aşağı yukarı onunla eşdeğer olsa da güç tüketimi konusunda biraz daha avantajlı. Testlerim sırasında bu ekran kartının en fazla 100 watt güç tükettiğini gördüm. Asus'un kart için verdiği güç tüketim değeri ise 132 watt. Tabi şu da var ki burada göz önüne alınması gereken bazı noktalar var. Nvidia GPU'da yer alan Ray Tracing çekirdek sayısı daha fazla ve yine Nvidia'nın DLSS tarafında kullandığı tensör çekirdekleri mevcut. Bunları da hesaba katmak gerekiyor dediğim gibi. Asus ekran kartının düşük güç tüketimi sayesinde 450 watt PSU'ya sahip sistemlerde bile rahatlıkla çalışabileceğini söylüyor. Bizim sistemimizde de zaten 550 wattlık bir PSU yer alıyor. Kasanın içerisindeki bileşenler konusunda sizleri az çok tatmin ettiğimi bilgilendirdiğimi düşünüyorum. Şimdi gelelim oyun performansına. Burada pek çok oyunla sistemi test ettim. Bunlardan ilki Far Cry 6. Burada Full HD ultra ayarlarda ortalama 92 FPS. 4K ultra ayarlarda ise ortalama 33 FPS alabilirsiniz. GPU sıcaklığı ise 53-55 santigrat dereceydi. Hani bu sıcaklık aralarında gidip geldi. Şunu da belirteyim. Oyunlarda vereceğim sıcaklık değerlerinde kasa komple kapalıydı. Yani temperli camı kasadan çıkartabiliyordu. Bunu dikkate alın. Diğer bir oyuna gelirsek Cyberpunk 2077. Şimdi Full HD ultra ayarlarda ortalama 25 FPS. 1440p ultra ayarlarda ise ortalama 20 FPS alabilirsiniz. Ama buradaki düşüşlerde oyundaki optimizasyon sorunları olduğunda... Unutmayın. Hani çünkü bu durum oyun zevkinizi epey etkileyebiliyor. Yine buradaki GPU sıcaklığımız ise 62-64 santigrat derece arasında gidip geldi arkadaşlar. Assassin's Creed Valhalla'ya bakacak olursak burada Full HD ultra ayarlarda ortalama 73 FPS, 4K ultra ayarlarda ise ortalama 27 FPS alabilirsiniz. GPU sıcaklığı ne durumda derseniz ortalama 64-66 santigrat derece diyebilirim. Apex Legends'a gelirsek burada Full HD ultra ayarlarda ortalama 164 FPS alabilirsiniz. 4K ultra ayarlarda ise ortalama 60 FPS'i görebiliyor. Buradaki GPU sıcaklığımız ise ortalama 64-65 santigrat dereceydi. Son dönemde en çok böyle zevk alarak oynadığım oyunlardan biri de 4-5. Hani burada sıcaklık ne alemde, ortalama FPS ne alemde derseniz, Full HD ultra ayarlarda ortalama 70 FPS, 4K ultra ayarlarda ise ortalama 41 FPS alabilirsiniz. Gelelim Metro Exodus'a. Burada ise Full HD ultra ayarlarda ortalama 45 FPS, 4K ultra ayarlarda ise ortalama 29 FPS sonuçları gördüm, deneyimledim. GPU tarafında sıcaklık ise ortalama 62-64 santigrat derece arasına gidip geldi arkadaşlar. Biraz daha eski bir oyun olan Watch Dogs Legion'a bakalım. Burada Full HD ultra ayarlarda ortalama 60 FPS alıyorsunuz. 4K ultra ayarlarda ise ortalama 22 FPS'i görebiliyorsunuz. Burada da dediğim gibi bu sonuçları aldım ve deneyimledim. Hazır Formula 1 ülkemizi yeni terk etmişken yani o organizasyon Formula 1 2021 oyuna da bir bakalım F1 2021. Burada bu oyunu oynarken Full HD ultra ayarlarda ayarlarda ortalama 147 FPS alabilirsiniz. 4K ultra ayarlarda ise ortalama 102 FPS sonuçları görebilirsiniz. Shadow of the Tomb Raider'a bakalım bir de. Burada ise Full HD ultra ayarlarda alacağınız sonuç ortalama 105 FPS. 4K ultra ayarlarda ise ortalama 33 FPS'i görebiliyorsunuz. GPU sıcaklığı ne halinde derseniz ortalama yine 64-65 santigrat derece arasında gidip geldi arkadaşlar. Ve son olarak Hitman 3'e ele alalım. Burada Full HD ultra ayarlarda ortalama 145 FPS'i görebilirsiniz. 4K ultra ayarlarda ise ortalama 47 FPS'i deneyimleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sonucu alabiliyorsunuz. Peki GPU sıcaklığı ne alemde derseniz arkadaşlar o da ortalama 65-66 santigrat derece arasında gidip geldi. Evet arkadaşlar, Asus RX 6600 ekran kartlı oyun cihazımızın performansını az çok sizlere anlatmaya çalıştım. Amacım burada sizlere bir fiyat performans cihazının yapabileceklerini göstermekti. Burada Asus ve Inventusa destekleri için teşekkür ediyorum tekrardan. Bütçenize göre farklı konfigürasyonda veya işte farklı bileşenlerdeki cihazları yine Inventure sitesinden görebilirsiniz. Toplayabilirsiniz ve satın alabilirsiniz. Umarım dolar da düşer ve daha fazla insan bu tarz sistemlere kolayca erişebilir. Evet arkadaşlar videonun da burada sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Değinmediğim veya merak ettiğiniz başka konu veya konular varsa alt tarafta yorumlarda buluşalım. Videoyu da izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi biraz oyun oynayalım.